programını açmak için Google açıyoruz. Karşımıza çıkan bu ekranda ise oluştur seçeneğine tıklayarak giriş yapıyoruz. Evet, ana ekranımıza giriş yapmış bulunmaktayız. Mesela Scratch programımızın ana ekranı. Ekranımızın sol üst kısmında dünya sekmesine tıklayarak, eğer İngilizce açıldıysa buradan Türkçe seçeneğini seçerek programımızı Türkçe yapabiliriz. Şimdi menülerimizi tanıyalım. Sol köşede menülerimiz var, gördüğünüz gibi. Hareket, görünüm, ses, olaylar. Olaylarda tıklandığında en çok kullanacağımız kod bloklarından biri. Kontrol menüsü, algılama, operatörler. Bunları görmüştük sizinle hatta. Mantıksal ve matematiksel operatörler. Değişkenler ve blokların. Burada kendi bloğumuzu oluşturabiliyoruz. Bu bölgede buradan sürükleyip bırakabildiğimiz bütün kod blokları burada olur. Evet, şimdi devam ediyoruz tekrar. Yazdığımız kod bloklarını çalıştırmak için buradaki yeşil bayrağa tıklıyoruz. Buradaki de durdur seçeneği, git ve durdur seçeneğimiz. Şimdi burada bir kuklamız var. Kukla ne demek? Yani buradaki karakterimiz aslında. Bunu değiştirebiliriz. Şurada bir kukla seçeneği var. Burada bir sürü seçenek var. Mesela hayvanlar var bir sürü. İnsanlar. Değişik karakterler de var. İşte top, yiyecekler vesaire. Hepsi burada var. Buradan bir tane eklediğimizde buraya geliyor. Bakın. Şuradan istediğimiz zaman silebiliyoruz. Kuklanın üzerine tıkladığımızda şurada kostümler seçeneğinde rengini değiştirebiliyoruz. Şöyle seçiyoruz mesela. Değişti. Artık değişik bir kedimiz var. Bu böyle. Şimdi burada arka plana bir dekor eklemek, yani bir sahne eklemek için bir dekor seç kısmını tıklıyoruz. Burada da bir sürü seçeneğimiz var. Mesela böyle. Şimdi bunları seçtik. Kod kısmından mesela geldiğimizde bu kuklamızı hareket ettirmek istersek, en basitinden adım atmasını istersek, şuradaki 10 adım git kod bloğunu sayfamıza ekliyoruz. Bakın buraya, yani git seçeneğine tıkladığımızda hareket ediyor. Tekrar tıklıyoruz. Daha hızlı, daha uzun gitmesini istersek bunu arttırıyoruz. Arttırdık. Bakın daha fazla gidiyor. Evet, temel şeylerimiz bu kadardı. Bir dahaki videomuzda daha ilerleyen noktalardan bahsedeceğiz. Örnekler yapacağız. Şimdilik bu kadar.